Şehit Kamil'in şehri çok güzelsin. Şahin Bey'in şehri çok güzelsin. Kara Yılan'ın şehri çok güzelsin. Benim güzel Gaziantep'im. Gaziantep'in fıstığı gibisin, fıstığı. Ne güzel sizlerle burada olmak. En önde yine benim güzel annelerim gelmiş. Hanımefendiler gelmiş. Güzel gençler gelmiş. Yakışıklı beyefendiler gelmiş. Sağ olun, var olun. Gaziantep'in gençliği. Nizip'ten geldiler biliyorum. Kilis'ten geldiler biliyorum. Hatta Osmaniye'den geldiler. Bu güzel günde sizlerle buluşmak çok güzel bir an, çok güzel bir gün. Burada olağanüstü güzel mesajlar var. Birileri gibi değil, ben her yazdığınız kelimenin anlamını biliyorum. Bazılar anlamıyor ama ben biliyorum. Sana söz, ilk oyum Demokrat Dede'ye. Kemal Kılıçdaroğlu'na selam olsun. 13. Cumhurbaşkanımıza selam olsun. Vah Ekrem demiş, bu bir ölüm kalım meselesi. Değil, öyle değil. Ama bu bir başlangıç meselesi. Çok önemli bir başlangıç bu. Pişman olmuşken doğduğumuza umut oldun yarınımıza. Onlar paramızı, sen kalbimizi çaldın. Sana söz, ilk oyum Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ben Kemal geliyorum. Her şey çok güzel olacak Ekrem abi. Çok güzelsin. Bunlar inmeyecek, okuyalım bir kısmını. Demokrasi meydanı milletindir. Ha şu konu. Size söz Gaziantepliler. Size söz. Milletin iktidarında valiler hükümetin değil, devletin ve milletin valisi olacak. Size söz. Memleketin her bürokratı, her bürokratı vatandaşına eşit, siyasete eşit olacak. Kimseye boyun eğmeyecek. Devletin bürokratı, devletin valisi, devleti temsil eder. Atatürk'ü temsil eder. Kimseye boyun eğmez, eğmez. Antep, oyunu kullan, arkana yaslan. Geliyor Kemal Başkan. Evet, fıstık dalda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda. Bu devirde kimse sultan değil. Gaziantep, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın kalesi olacak. Güzel günler göreceğiz. Gece geç saatlere kadar dışarıda durduğumuz baharlar gelecek. Çünkü memleketin her yeri güven dolu olacak, güven dolu. Yedinci ok hanımcılık, sekizinci ok teyzeler, dokuzuncu ok gençlik, gençlik yazmış, gençlik. Evet, çok güzelsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum hanımefendiler, beyefendiler. Kurtuluş Savaşımızın Gazi şehrimize gelmek benim için büyük bir onur. Kesinlikle bütün Gaziantep'lilere selam olsun. Güzel hemşerilerime selam olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki gazilik unvanı verdi. Birini Gaziantep'e, birini Mustafa Kemal Atatürk'e verdi.
İkisi de bizim canımız, ciğerimiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte bir muhasebe yapmak durumundayız. Sevgili hemşerilerim, sayılardan ve istatistiklerden bahsetmiyorum. Bir vicdan muhasebesi yapacağız. Muhasebe demişken bir vicdan muhasebesi hep birlikte yapmak zorundayız. Bu ülkede yaşanan ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan haksızlıklara, adaletsizliklere karşı dimdik ayakta ve yüzleşmek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda herkes eşit yaşasın, bu ülkede adalet hakim olsun diye kuruldu. Ama bugün 86 milyon insan hak, hukuk, adalet istiyor. Hak, hukuk, adalet istiyor. Devlet dairelerinde, mahkeme kararlarında adalet olsun istiyor. Demokrat Parti teşekkür ederim. İl başkanlığımız teşekkür ederim. Gelir dağılımlarında, eğitimde, sağlıkta, bütün imkanlarda adalet olsun istiyor. Devlet adaletli olma vasfını kaybederse inanın geriye hiçbir şey kalmaz. Kalanın adı devlet olmaz. Torpil ve akraba ayrımcılığı ne yazık ki bu iktidarın her döneminde sıradanlaştı. 21. yüzyıl boyunca ülkenin başarılı çocuklarına ne yazık ki sırtını döndü. Söyleyeceğim. 100.000 öğretmeni söyleyeceğim. 100.000 öğretmen atamasını yapacağız. Biz yapacağız. Kemal Kılıçdaroğlu sözü veriyorum size. Göreceksiniz. Bu ülkenin başarılı çocuklarını mülakatlarda elediler. Bu ülkenin evlatlarını değil, bir avuç insanın eş, dost, akrabalarını kayırdılar. Alın teriyle başarı zincirini kırdılar. Alın teri ve başarı zinciri bir memleketin adalete olan inancının en önemli simgesidir. Çünkü anneler, babalar der ki benim evladım çalışırsa benim devletim onu korur. Benim devletim ona hak ettiği görevi verir. Benim devletim onu en üst makama kadar taşır. Çünkü biz Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Biz Cumhuriyet'i onun için kurduk. Yüz binlerce genç bunların dönemlerinde gözyaşları içinde mülakatlarda elenirken tanıdıklar kolayca iş buldular. Bunun İstanbul'u, Ankara'sı, Gaziantep'i yok. Her yerde aynı. Gaziantep'te de var biliyorum. Hep torpillerle, işe alımlarla birçok kurum haber oldu. Gaziantep Üniversitesi de haber oldu. Bir bakıyorsun, isim vermeyeceğim. X Üniversitesi'nin hocası aynı soyattan. Y Üniversitesi'nin dekanı ya da rektörü aynı soyattan. Ya aynı aileden tesadüf mü 12-13 tane yönetici olsun? Allah aşkına bir ailenin her üyesinin parmağında 10 marifet ama benim milletimin evlatlarında sanki bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu hak yeme düzenini bozacağız. Türkiye ayrıcalıklı aileler,
torpilli bir avuç insan ülkesi olmaktan çıkacak. Çıkacak. Şurada gördüğüm her annenin, o güzel annelerin, her babanın, o saygın babaların evlatları benim evladım gibi olacak, benim evladım. Onların hakkını yedirmeyeceğiz. Onların hukukunu yedirmeyeceğiz. Millet İttifakı işte bu partizanca tutuma son verecek. Bizim bu ülkeye sözümüz var. Cumhuriyeti demokrasiyle, devleti de adaletle taçlandıracağız, adaletle. 14 Mayıs'ta milletçe ilk adımı en güçlü şekilde atacağız. Gerisi gelecek. İlk adım hak, hukuk, adalet. Onun mücadelesini vereceğiz. İşte dilimize işleyen bu talep, hak, hukuk, adaletin temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı yapacağız. Bu ülkenin en kapsamlı siyasi uzlaşmasını gerçekleştirmiş olacağız. Millet İttifakı'nı hep birlikte meclise en güçlü şekilde taşıyacağız. En güçlü şekilde. Değerli Gaziantep'liler, Türkiye'de her şeyi kolayca unutabiliyoruz. Bakın, demin anlattığım gibi bu ülkede ne yazık ki binlerce hukuksuzluk hikayesi var. Çok güzel bir şey yazdın, dur bakalım. Tamam. Başkanım, annem tembihledi. Mitingden sonra yağlı köfteye bekliyor seni. Tamam, şimdi arkadaki hemşehrilerimi görmek istiyorum. Dülük gençlik. İndir onu, tamam. Şimdi. Tamam yavrum. Fıstık dalda tekleme. Bizi bekleme. Niye baştakini sildin? Acep niye sildin? Onu anlamadım. Fıstık dalda tekleme. Tayyip bizi bekleme. Ekrem gelmiş şekrime. Hes keyfimi elleme demişti. Tamam. Bunlar güzel şeyler. Neyse, Gaziantep'te de bir delikanlı burada yazmış, kaldırıyor. Trabzon'un uşağı Antepli'nin rafı demiş. Kurban olurum size. Ben her evin evladı olmaya çıktım bu yola, her evin. Sizin evinizin evladı gibi olacağım. Hakkari'deki evin evladı, Trabzon'daki evin evladı, Diyarbakır'daki evin evladı, Edirne'deki, Ankara'daki, Muğla'daki, Gaziantep'teki evin evladıyım ben. Size söz veriyorum. Şimdi demin anlattığım gibi binlerce haksızlık hikayesi var. Bu hikayelerden birkaç tanesini daha sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu haksızlıklar benim siyaset yaşamımda var. Hapis cezaları verdiler bana, hapis cezaları. Her türlü engellemeyi yaptılar. Ailemle gittiğim yerleri MOBESE kameralarından takip ettiler. Devletin gücünü hukuksuzca kullandılar. Hatta biraz gülün, elimi arkadan bağladım diye İçişleri Bakanlığı hakkımda soruşturma açtı. Ama bir şey var ki bu gülünecek bir olay değil. Sevgili hemşerilerim,
31 Mart. 31 Mart hiç. Yormayın. Kendinizi yormayın hiç. Bence ismini bile anmayın. 31 Mart seçimlerinin hemen kazanınca ardından her türlü iftiraya attılar. Hırsızlık yaptılar dediler. Hatırlıyor musunuz? Teröristlerle çalıştılar dediler. Çaldılar dediler. Yani bu millete her gün sıkıştıkları anda terörist diyor bunlar. Terörist. Bu millete. Bakın Millet İttifakı da ne diyor biliyor musunuz? Benim 86 milyon insanım yerli ve milli. Benim vatandaşım. Vatandaşım. Oy versin vermesin değil. Şimdi tarzım değildir ama benim güzel Gaziantep'li hemşerilerimle fazla değil 50 saniyelik bir film paylaşacağım. Dinleyelim ondan sonra üstüne konuşacağım. Verelim filmi. Bu sandık başkanları bahse konu olan işlem yapıldı mı? Kaçı FETÖ'yle bağlantılı, iltisaklı? Bu konuda somut veriler var mı? Var. Birkaç tane alabilir miyim? Var. Yani burada çok net bir şekilde bu veriler var. Ama yani ortalama 700 civarında işte birinci dereceden yakın, ikinci dereceden yakını, hapishanede olanlar var, FETÖ'yle iltisaklı olanlar var. Baylok olanlar var. Bütün bunların tamamı var. Şimdi de iptal edildi başkanım. Çok basit. Çünkü çaldılar işte. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Kalkıp da herhalde şöyle 13-14 bin oy farkla bir dinleyin. Kazandım havasına. Dinleyin lütfen. Girmeye de hakkı ve selahiyeti yoktur. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Şimdi dinlediniz değil mi? Bak sevgili hemşehrilerim. Terörist dediler. Bir dinleyin. Bak bir dinleyin. Burası önemli. Hani var ya diyor burası önemli. Burayı dinleyin. Bakın terörist dediler. Bak biz çok kolay unutuyoruz. Bunları unutturmayın. Terörist dediler. Peki ne oldu? Soruşturdular. Bir kısım insanı mahkemeye verdiler. Bir kişi bile suçlu çıkmadı. Hani nerede terörist? Hani nerede hırsız? Hani kim çaldı? Bir şey söyleyeyim mi? Doğru çaldılar. Bu milletin emeğini çaldılar. Emeğini çaldılar. Devletin bir müsaade edin gençler. Devletin tepesindeki bu kişilerin iddiaları yalan çıktı. Bakın devletin tepesindeki bu kişilerin iddiaları yalan çıktı. İnsanlar gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı. Bir kişi bile ceza almadı. Masum insanların hayatlarıyla oynadılar. Bakın benim yol arkadaşım bugün bir yılını doldurdu. Tek derdi güzel şehircilik olan ve bir parkın yok olmaması için mücadele eden Tayfun kardeşim ve arkadaşları bir yıldır hapiste, bir yıl. Tayfun Kahraman, 15 Mayıs'ta ona da özgürlük gelecek, arkadaşlarına da. Bu günahların ve yalanların bedelini de 23 Haziran'da milletten demokrasi tokadı yediler. Demokrasi tokadı. 13 bin oy yetmez dedi. Millet onlara 806 bin oyluk okkalı bir demokrasi tokadı vurdu. İşte 14 Mayıs'ta akıllanacaklar. Hukuksuzluğa uğrayan kim var ise özgürlüğüne kavuşacak. Yeni ve güzel bir ülkeye uyanacağız. Hep birlikte.
kavga yerine, sevgili hemşerilerim, kavga yerine sevgi ve muhabbetle dolu yeni bir döneme gireceğiz. Devlet artık her şeye ve herkese adalet gözlüğüyle bakacak. Adamına göre adalet, adamına göre hukuk, adamına göre makam devri bitecek, bitecek, bitecek. İnsana ve hukuka saygılı, merhametli, vicdanlı bir devletimiz olacak. Liyakatli, yetenekli, iş bilen, çözüm üreten bir hükümetimiz olacak. Tıkır tıkır çalışacağız. Ülkenin sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Çok değil, iktidarda daha bir yılı bile doldurmadan göreceksiniz, AK Parti'ye inanmış, gönül vermiş, oyunu vermiş yurttaşlarımız bile bizim hakkımızı verecek. Onlar bile diyecek ki evet, bizim partimiz icraat yapmıştı ama bu yeni hükümet çok daha fazlasını, çok daha hızlı, çok daha doğru yapıyor diyecekler. AK Parti'ye inanmış o dostlarımız, hemşerilerimiz, bunlar parti ayrımı yapmadan hizmet ediyor diyecekler. Bunlar kimseyi dışlamıyor. Helal olsun bunlara diyecekler, helal olsun. Bakın sevgili hemşerilerim, ben İstanbul'da bunu yaşıyorum. Ben sokaklarda, çarşıda, pazarda, bakın seçimden önce her gün İstanbul'un bir yerindeydim. İnanın şimdi de her gün İstanbul'un bir semtindeyim. Ve ön yargılarımız vardı, kırdınız diyor bana vatandaşlarımız. Ve o gün başka bir partiye oy veren insanlar şimdi bana teşekkür ediyor. Bu benim en büyük mutluluğum, biliyor musunuz? Evet, bize inanan vatandaşlar, o dönemde büyük bir işbirliği yapıldı. 2019'da çok önemli bir seçim kazanıldı. Millet İttifakı'nın en önemli başlangıç noktalarından birisi oldu. Sadece Millet İttifakı değil, demokrasiye inanan herkes bizi destekledi. Hele hele seçim iptal edildikten sonra büyük bir destek aldık. Ama inanınız ki o ittifak sürecinde bana oy veren değil, oy verenlerin, vermeyenlerin memnuniyeti sokakta gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İşte büyük bir ama çok sıcak, terliyorsun diyorlar bana. Şimdi patates, soğan dedirttiler ya milletimize. Bunlar utansın, utansın. Bunların yatacak yeri yok. Yatacak yeri yok. İşte bize oy vermeyen insanlarımızın bile mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Ben İstanbul'da, Ankara'da Mansur Yavaş başkanımız ve birçok yerde, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da aynı şeyleri yaşıyoruz. Çünkü bizim kavgayla, arıştırmayla işimiz yok. Bizim işimiz icraatlarımızla insanların gönlüne girmek, gönlüne. Bizim derdimiz herkesten hayır duası almak, hayır duası almak. Ankara ve İstanbul belediye başkanları olarak pek çok bakanlığın bütçesinden fazla bütçe yönetiyoruz. Metrolara, fabrikalara çok büyük yatırımlara imza atıyoruz.
4 yıldır her gün dakikalarca incelendik. Teftiş edildik. Bize mercekle bakıyorlar, mercekle. Tek bir açığımızı bulamadılar. Bulamazlar çünkü yok, yok. Bizim olduğumuz yerde usulsüzlük olmaz. Bizim olduğumuz yerde yetim hakkı yenmez. Bizim olduğumuz yerde iş vardır, icraat vardır, hizmet vardır, çözüm vardır. İstanbul bunu gördü, Ankara bunu gördü. 14 Mayıs'tan sonra Gaziantep de bunu görecek, Gaziantep. Gaziantep de bunu görecek. 15 Mayıs'tan itibaren çok çalışacağız. Biz işledikçe ışıldayan ekibimiz ülke için, millet için çalışmaktan mutluluk duyan çok geniş, çok güçlü bir kadro olduğumuzu bütün Türkiye'ye ispat edeceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'yle ve diğer bütün liderlerle, Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları'yla sınırlı olmayacak bu kadro. Bu kadro ekonomiyi, eğitimi, sağlığı, dış politikayı çok iyi bilen, dünya çapında birçok isim bu kadroda olacak. Bizim bu kadromuzda kim var biliyor musunuz? Milletin evladı var. Gaziantep'in pırlanta gibi evlatları olacak bu kadrolarda. Sizler varsınız. Hep birlikte çalışacağız. Ekonomiyi hızla iktidara, iktidarın bugün yaşattığı o kötü ortamı hızla istikrara ve güven ortamına kazandıracağız. Göreceksiniz. Herkes önünü görecek. Herkes hesabını, kitabını yapabilecek. Türkiye hızla sağlıklı büyüme ve sosyal kalkınma yoluna girecek. Tek tek şehirlerin özel sorunlarıyla ilgileneceğiz. Örneğin Gaziantep'in yaşanan göç dalgası nedeniyle uğraşmak kaldığı sorunları çözeceğiz. Mülteci sorununu da biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Biz çözeceğiz. Gaziantep'te de biz çözeceğiz. Kilis'te de, Osmaniye'de de biz çözeceğiz. Göreceksiniz bu ülkeye elini kolunu sallayarak gelinme biçimini ortadan kaldıracağız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Barış içerisinde bir Türkiye, barış ve huzur içerisinde bir Orta Doğu'nun varlığı o insanların da kendi vatanlarında mutlu olmasını sağlayacak. Göreceksiniz çarpık kentleşme, çevre ve hava kirliliği, Gaziantep'li çiftçilerin yaşadığı sorunlar, biliyorum Antep fıstığında yaşanan sorunlar var. Gaziantep özellikle Güneydoğu Birliği'nin ortadan kaldırılmasıyla sıkıntı yaşanıyor. Onu tekrar kuracağız, tekrar göreceksiniz. Hep birlikte bu bölgenin tarımda kalkınmasından, ki ilk gelişim 1997'dir. Organize sanayi bölgelerinin burada ne kadar geliştiğini, başta tekstil ve diğer sektörler olmak üzere ne kadar önemli kurumların olduğunu biliyorum. Onlar yaşanan ekonomik problemleri, orada çalışan işçilerin yaşadığı zorlukları biz ciddi olarak ele alacağız ve çözüme kavuşturacağız. Elbette, elbette Gaziantep'i de etkileyen, İslahiye'yi, Nur Dağı'nı da etkileyen bizim büyük bir deprem sorunumuz oldu. Milletçe ayağa kalkacağız, milletçe. Milletçe depremdeki yaraları saracağız, göreceksiniz. Depremi insanları öldüren değil, sadece doğanın bir afeti olarak yaşayacağımız günlere kavuşacağız. Antep'i de, Gaziantep'i de afetlere karşı güçlü hale getireceğiz. Deprem gerçeğini asla unutmayacağız ve hafife almayacağız. Bir dakika içerisinde ne yazık ki sevdiklerimizi, evimizi, şehrimizi, sahip olduklarımızı yitirmeyi, kader olmasını ortadan kaldıracağız. Bunu bilerek hareket edeceğiz. Depreme karşı çok büyük bir seferberlik başlatacağız.
afet riskini önceleyerek kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde harekete geçireceğiz. Ve değerli hemşerilerim, bakın 4 yıldır İstanbul'da yaptığımız hangi hazırlık var ise bunların her birini bütün Türkiye'ye yayacağız. Sosyal yardımlaşmayı, insanlara yardım etmeyi devletin bir lütfu değil, sorumluluğu haline getireceğiz. Neyin nasıl yapılması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Milletine hizmet eden bir devlet olacak. Milletine gücünü gösteren değil, şefkatini ve vicdanını gösteren devlet olacak. Gaziantep'i, Kilis'i ve bütün Türkiye'yi bu seferberliğin içine katacağız. Hep birlikte başaracağız. Bu ülkede herkes hak ettiği yaşama kavuşacak. Bakın kıymetli hemşerilerim, Gaziantep'in ve Türkiye'nin önü çok açık. Sizler yeter ki bize yetki verin. Siz yeter ki vicdanınızın sesini dinleyin ve bozulmuş düzeni değiştirin. Değerli hemşerilerim, sevgili Gaziantep'liler, Kilis'i buradan selamlıyorum. Kilisli hemşerilerimi de selamlıyorum. Bu gelişimde Kilis'e gidemedim ama inşallah bir dahakinde Kilis'te olacağım. Kilis'te de, Gaziantep'te de kazanan Millet İttifakı olacak. Kazanan 86 milyon insanımız olacak. Kazanan 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sevgili hemşerilerim, değerli dostlar, burada gençleri görüyorum. Ve çok yoğun gençleri görüyorum. Güzel kızları, yakışıklı gençleri görüyorum. Tamam, Paso Ligi bu halinden kurtaracağız, merak etme. En güçlü çok güçlü. Öbürü beni çok övüyor, onu söylemeyeceğim. Bu kadar güvenine bana çevir güzel kız. Bu kadar güvenime hiç bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. 13 yaşında, 14 yaşında bir kızımız tutuyor elinde. Senin o güvenine kurban olurum ben. Patates, soğan bir yana, milletin gücü senden yana. CHP iktidarı yükleniyor. Geldikleri gibi giderler. Gaziantep'in hamamları yapacağız. Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı. Deli olan sakin ol, bu iş bizde demiş güzel ağabeyim orada. Onu okudum. 25 bin atama kim? Sosyal hizmet uzmanları önemli. Önemli. Bizim özellikle sosyal hizmet uzmanları, psikologlar önemli. Her şey çok güzel olacak bilesin. Kurban olurum sana. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tamam. Tamam, köfteye geleceğiz. Dur sen onu indir. Şimdi değerli hemşerilerim, gençlerden bahsettik. Şimdi gençlerden başta bütün Gaziantep'li gençlerden bir söz almak istiyorum. Seçime az kaldı. Hep beraber bu kalan günlerde özellikle güzel hanımefendiler, beyefendiler, benim güzel annelerim, teyzelerim, ellerinden öpüyorum senin. Herkesle konuşmaya, herkesi ikna etmeye, herkese bu Millet İttifakı'nın hak, hukuk, adaletin temsilcisi olduğunu söylemeye
ve onların oyuna talip olduğumuzu gözlerinin içine baka baka anlatmaya, özellikle sevgili gençler, ayrışmamaya, birleşmeye, birliğin gücüne katkı sunmaya, sevgili Gaziantep'liler, hazır mıyız? Güzel. İkinci söz, sandık günü koşa koşa, coşa coşa sandığa gitmeye, demokrasiye büyük bir zafer kazandırmaya, demokrasiye inanmayan bir avuç insanı emekli edip evine yollamaya ve sandıklara sahip çıkmaya ve 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmaya hazır mıyız? Güzel. Son olarak benim artık bir gelenek haline gelen, evet onu yapacağız. Şimdi Cuma Göçer, Gazi Mustafa Kemal Paşa, sen tutturdun düşmanları topa taşa, sen ölmedin, ölmeyeceksin haşa, her kan 10 Kasım'da gözlerimizi boğsan da yaşa. Mehmetçik kanı vatan toprağı ıslattı. Atamız Mehmetçik'le omuz omuza düşmanları bozguna uğrattı. Sana kimse ölmedi diyemez atam. Atam ölmedi, sadece sonsuzluğa yattı. Teşekkür ediyoruz Cuma'ya, ne mutlu Türk'üm diyene diyerek bırakıyor, bitiriyor. Ben bugün 6317 şehidin olduğu şehirdeyim, Gaziantep'teyim. Ben bugün direnişin şehrindeyim. Ben bugün asla ve asla baskıya boyun eğmeyenlerin şehrindeyim. Ben bugün özgürlüğe susamış Gaziantep'lilerin şehrindeyim. Ben bugün bağımsızlığı için, özgürlüğü için canını bile vermeye hazır Gaziantep'lilerin kentindeyim. Ben bugün ağız birliği yapmışçasına coşa coşa her şey bütün gençler her şey çok güzel olacak demek. Bu kadar mı güzel Gaziantep'lilere yakışıyor? Ben güzel Gaziantep'lilerin şehrindeyim. Sizlere teşekkür ediyorum. Memleketin her köşesi çok güzel olacak, size söz veriyoruz. Kalın sağlıcakla.